Merhabalar sevgili izleyiciler. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medikal Park Hastanesi'nden sizlere sevgilerimizi iletiyoruz. Yanımızda çok sevgili bir dostumuz var. Beyin cerrahisi anabilim dalından doçent doktor Ali Akay. Ali hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün izleyicilerimize beyin pili ile ilgili her şeyi anlatacağız. Daha çok tabii cerrahi teknikleri ama evet. Burada asıl olan bilimsel anlamda derin beyin stimülasyonunun herhalde altını çizmek lazım. Çünkü biz de sanırım birkaç ay içinde derin beyin stimülasyonu ile ilgili merkezlerden bir tanesi olacağız sizin sayenizde. Evet inşallah. Evet. Tabii derin beyin stimülasyonu ya da genel olarak halkın bildiği anlamda beyin pillerinin kullanma yöntemleri, teknolojisi, tıbbi metodolojisi farklılık arz ediyor. Ama biz biliyoruz ki bu çok eski bir tarihi de var. 1987'lerden itibaren evet, geliyor. Evet. Fransız orijinli değil mi? Evet. Park gibi çok böyle konusunda uzman olan tıp doktor arkadaşlarımızın geliştirdikleri bir yöntem. Türkiye'deki bununla ilgili uygulamalardan bahsedebilir miyiz? Ve sizin bir vaka özelinde bunun tekniği, vakanın alınması, operasyon öncesi, operasyon ve operasyon sonrasındaki dikkat çeken özellikleri sizden bir dinleyelim. Tabii ki. Halk tarafından bilinen ismiyle beyin pili aslında sizin de söylediğiniz gibi derin beyin stimülasyonu hareket bozukluklarında ilk kullanılmaya başlandı. Bunun daha öncesi tarihçesinde lezyon cerrahisi denilen bir yöntem uygulanırdı. İşte beynin farklı bölgelerine, derin çekirdekleri dediğimiz bölgelere lezyonlar yaparak işte hastaların hareket bozukluklarını tedavi etmeye dayanan bir nöromodülasyon yöntemi aslında. Sonrasında bu kalıcı etkilerin olması, hastalarda yan etkilerin fazla olması nedeniyle bu işi daha kontrol edilebilir, daha geriye dönüşü olan bir sistem olan stimülasyon yöntemiyle yer değiştirdi. Lezyonlar yine tek tük yapılsa da artık neredeyse bütün hareket bozukluklarında derin beyin stimülasyonu kullanılıyor. Türkiye'de özellikle Ege Üniversitesi, Ankara Tıp ve İstanbul'daki bir merkez 3 yerde yapılırdı eskiden bizim asistanlığımız döneminde. Ama şu anda Türkiye'de yaygın ve birçok merkezde yapılabiliyor. Nelere yapabiliyoruz? Özellikle Parkinson hastalarına. Evet. Parkinson hastaları, distoni hastaları. Esansiyel tremorlar. Esansiyel tremor, hareket bozukluklarında çok yaygın. Türkiye'de olmamakla birlikte dünyada son dönemlerde obsesif kompulsif bozukluklarda. Çok enteresan. Psikiyatrik bir hastalık. Evet. Psikiyatrik, evet. Psikoşirurjide, majör depresyonda, onun dışında işte Tourette sendromunda vesaire, epilepside. Yani çok aslında dünyada yaygınca bazı endikasyonlarda sağlık kurumları tarafından da ödeniyor. Ama ülkemizde, evet. Ülkemizde sadece hareket bozukluklarında şu burada an. Temel bilgi şu, herhalde basit geldi, tremorum var diye hemen beyin cerrahisi operasyon almıyor değil mi? Çünkü bunların bir takım şeyleri var, evet. Kriterleri var. Yani hastaları çok iyi seçmek lazım, doğru hastaya doğru müdahaleyi yapmak lazım. Çünkü zor operasyonlar, özellikle operasyonlar, düşük de olsa riskleri olan operasyonlar, o yüzden hastaların kar zarar hesabı yaparak uygun hasta seçmek lazım. Bu da konseylerle mutlaka belirlenmesi gerekiyor bu hastaların. Nörolojinin, psikiyatrinin, beyin cerrahının olduğu konseylerde ve bu alanda kendini geliştirmiş yetkin insanlarca belirlenmesi gerekiyor. Bir de bildiğim kadarıyla ilk tanı konulduktan hemen sonra bu operasyonlar ya da buna yönelik olarak tedavi prosedürleri teklif edilmiyor. Belli bir süre geçmesi gerekiyor tanı, evet, konulduktan, evet, sonra takip. Çünkü saydığımız hastalıkların çoğunun ilk tedavisi ilaç tedavileri. Bu ilaç tedavileriyle sürdürülemeyen ilaçların yan etkileri veya ilacı aldığımız cevabın azaldığı durumlarda bu cerrahi yöntemler tercih ediliyor artık. Evet. İşin cerrahi kısmına geçince aslında cerrahi kısmı en zor gibi gözükse de hani teknik olarak artık birçok yerde yapılabilen ameliyatlar. Bazı gereklilikler var tabii ki, işte mesela 3 test MR'ın olması bu işleri çok kolaylaştırdı. Artık hedefleri görerek seçebiliyoruz. İşte bazı işte navigasyon yöntemleri, cihazların gelişimi vesaire. Eskiden az merkezde yapılmasının nedeni buydu ama artık bunlar portable bir şekilde taşınabiliyor bu cihazlar vesaire. Hani daha kolay. O yüzden yaygın şekilde yapılıyor. Yani 3.0 testte son versiyonunu biz aldık. Herhalde İzmir'de, evet, bizden daha yenisi yok. O yüzden, evet, burada o da büyük da bir avantaj. Bizim için çok büyük bir avantaj. Evet. Hastalar için de öyle. Şimdi klinik olarak seçilmiş ve konsey tarafından, nörologların, işte sizlerin bulunduğu konsey tarafından bu tedavinin uygulanmasına karar verilmiş olan vakaların hastaneye yatış süreçlerinden itibaren hazırlıklarından biraz bahsedelim. Özel bir hazırlık gerekiyor ama. Tabii ki çok özel bir hazırlık gerekiyor. Öncelikli olarak biz konseylerimizde nörolojiyle
birlikte hedeflerimizi belirliyoruz. Stimülasyon yaptığımız bu pili taktığımız elektrotların hedef bölgeleri beynin derin bölgeleri. Ve hani milimlik hatalarla bu işlerin hani yapılabilmesi lazım. O yüzden özel MR teknikleri bahsettiğimiz gibi 3 test MR bizim işimizi kolaylaştırıyor. Öncesinde çekilmesi lazım, hedeflerin belirlenmesi. Ameliyat günü kafaya bir çerçeve takılıyor. Yani aslında bu çerçeve takmak vesaire gibi şeyler hastaları biraz ürkütüyor ama ağırlı işlemler değil bunlar. Ve hastaların tamamen uyanık olduğu, uyanık yapılan işlemler. Sonuçların daha iyi olduğunu görüyoruz çünkü böyle yapılınca. Biz bütün günümüzü bu hastalara ayırıyoruz diyebiliriz. Sabah başlıyor işlemler, hazırlanması hastanın ameliyathaneye alınması, hedeflerin seçilmesi, hedef koordinatların belirlenmesi. İşlemin konsantre bir şekilde yaptığımız süre aslında bir 3 saat 4 saat civarında. Ama hazırlığı bundan daha uzun diyebilirim. Hastanede de yatış süreleri her şey yolundaysa hastaların 2 gün yatması yeterli. Ameliyat sonrası. Ameliyat sonrası bakımları da kolay, zor değil. Fakat işin başlangıç kısmı ameliyat aslında. Sonrasında bu pilin ayarları, sonrasındaki kontroller, ideal ayarın bulunması vesaire hastaların sürekli gözlem altında kalması ve kontrollerini yani yaptırması bunlar gerekiyor. Bunlar optimum seyrettiği takdirde hastalıklarda %100 bir sonuç alıyor muyuz yoksa takipte bir takım problemlerle karşılaşıyor muyuz? Takipte bazı problemler yaşanabilir. Bunu az yaşamak için ideal olan tedavileri yapmak lazım. Çünkü hastalar iyileşmek için, yan etkileri çekmek için değil de iyileşmek için bunlar oluyor, bu ameliyatları oluyorlar. Buradaki kritik belirleyici şey de bu ameliyatlara karar verirken dediğim gibi konseylerin alacağı kararlar. Yani multidisipliner yaklaşımda bu hastaların belirlenmesi, hedeflerin doğru seçilmesi yan etkilerimizi olabilecek komplikasyonlarımızı en aza indirecektir. Ve memnuniyet dediğiniz gibi %100 hasta memnuniyetini sağlayacak olan da bunlar. Evet. Tabii nihayetinde bakıldığı zaman kronik bir hastalık süreci söz konusu ve böyle bir tedavi prosedürünün en azından alternatif olarak tabii ulaşılabilir ki olması da İzmirliler için büyük bir avantaj. Bunun aynen altını çizmek lazım. Aynı zamanda burası artık bir merkez olacak. Onunla ilgili de sizden görüşleri alalım. Tabii ki bu bizim istediğimiz ve hayalimiz olan bir şey. Derin beyin stimülasyonu hani benim asistanlığımdan beri içinde olduğum bir süreç. Hocalarımızdan aldığımız eğitimler vesaire. Ama bunu bağımsız olarak yapıyor olmak benim için çok büyük bir mutluluk. İzmir'de böyle bir açık ve bir eksiklik vardı. O yüzden ve Medikal Park'ta da burada üst üste her şey bindi diyebilirim. Özge Hoca'nın olması, işte benim olmam, buradaki altyapı, hastanenin altyapısı ve koşullar nedeniyle ve burayı, yüksek teknoloji 3.0 testi gibi. Evet, evet. Yani birçok şey, pozitif şey burayı yani yapmamamız için bir neden yok. Yapmamız lazım. Hareket bozukluklarıyla ilgili bir merkez yapmak istiyoruz burayı. Ve bu gibi teknik özellikle ameliyatları arttırmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Bununla ilgili hocalarımızı da önümüzdeki günlerde ağırlayacağız. Evet. Mart ayından itibaren burası aynı zamanda hem açık oturumların, konferansların yapıldığı hem de derin beyin stimülasyonuyla ilgili ulusal çapta bir merkezin olduğu haberleriyle sık sık seyircilerimizin karşısına çıkacağız. Evet, yani farkındalığı arttırmamız lazım bu gibi işlemleri yapabilmemiz için. Ve bu alanda kendini yetiştirmiş, bu alanda bilgili insanların fikirlerinden, önerilerinden, bilgilerinden yararlanmak lazım. O yüzden de sempozyumlar yapmayı düşünüyoruz ve planlıyoruz. Evet. Sevgili izleyiciler, bugün nöroşirurji yani beyin cerrahisi anabilim dalımızdan doçent doktor Ali Akay hocamızla beraberdik. Sizlere derin beyin stimülasyonu olarak nitelendirilen beyin piline dair bilgiler verdik. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz.